Vay maşallah. Aynı zamanda Şadır kentlere de gidiyorlar. Otobüste gidiyorlar başkanım. Çok iyi. Gezerek. Çok iyi başkanım. Ne derlerdi? Eski yıldızları köpür bir şey yap, öyle bir söz. Evet. Biz de eski otobüsleri. Ya muhteşem olmuş. Gerçekten. Allah razı olsun. Çok iyi. Kimse fark etmez ama ne evet. Şeyler olduğu biliniyor. İnanın. Yani nelere ihtiyaç. Onları doğru tespit etmişsiniz. Çok güzel, bayıldım. Hem berber, hem çamaşırhane. Yani kadın gözüyle baktığı zaman muhteşem. Tamam da yaptım. Ya onu da gördüm. Bunlar çadır kentlere gidiyor. Evet. Evet, çok. Geziyor, köylere gidiyor. Yani büyük bir ihtiyaç karşılığı. Şu anda 3 tane ilde var. Adıyaman'da var, Hatay'da var, burada var. Diyelim ki uzak bir yerden geldi, duş ihtiyacını gördü. Kalacak yeri yok, kalacak yatakhanemiz de var burada. Aynen. Şöyle mi geçiyorum? Ev hanım kaç kardeşsiniz? 3 kardeşim. 3 kardeşim. Anne çalışıyor. Biraz hızlanabilir miyiz? Abim meslek lisesine gidiyor. Kardeşim ilkokul ve ortaokul. Senin kardeşin. Sen onsan. Siz kardeş misin? Pardon, pardon. Abla, pardon. Küçük abla, en küçük öyle mi? Siz kardeş misiniz? Evet, evet. Baban ne iş yapıyor? Babam pazarcılık. Pazarcılık yapıyor. Evet, sen? Ben 15 yaşındayım. 15 yaşındayım. O kardeşin mi? Aynen. Peki o kaç yaşında? 7 yaşında. Eviniz yıkıldı mı? Aynen. Peki baban ne iş yapıyor? Fabrikada çalışıyor. Fabrikada 25 yaşında. O fabrikada gitti. Aynen. Şu anda para alıyor mu? Maaş alıyor mu baban bir yerden? Çalışıyor. Nerede yaşıyorsun şu anda? Çatada. Ev yıkıldı mı? Kumalar falan. Peki eviniz kendinizin mi kira mı? Biz kendinizin. Tamam. Sen? 10 yaşındayım. Peki, kaçın sınıftasın okulda? Lise 1. Lise 1'desin. Aynen. Daha küçük görüyorsun oğlum. Hay gel, gel, gel. Oy, gel, gel, gel. Sıkıntılardan dolayı boyum uzamadı. Yok, boyun uzun. Şey, yüzün genç görünüyor. Boyunla ilgili sorun yok. Daha genç görünüyorsun. Ben buraya tablet göndereceğim size de. Onun çocukları için. Tamam, peki. Tamam, peki. Nasıl? Parada. Başkanım seviyorum seni. Vay bak bu sana deniliyor Mansur başkanım. Evet. Sevin sevin zaten. Evet. Aynen öyle. Evet. Tabii ki eksiklerimiz de oluyor. Soğuk. Buradaki arkadaşların hepsi gerekeni yapar. Evet, gelin çekinmeden gelin olur mu? Şimdi şeyde. Şuraya bu tesis onun için. Şey, senin evi kaç? Asasarlı mutfiği daha İstanbul'dan yeni geldik. İnşallah evimize oturacağız. Hani biraz toparlama yaptık. Kocan ne iş yapıyor? Fabrikada çalışıyor da daha hani işe başlamadı. Peki, maaş da yatmıyor. Maaş yatmıyor değil mi? Evet. Aslında yani şey iki tane çocuğum var. Onar bin lira devlet para verdiler. Evet, hepinize verildi mi? Evet. En azından verilmeyenleri takip edelim. Evet çok hoş işte, bulduk. Hani muhtarımızın yanına gittik. Bir söylemesi var belki bir şey yok. Hani bir aydır da evde yok. Hiç ilgilenen olmadı. Anladım. Öyle hani evimizdeyiz ama hani insan da parası olmayınca bir şey olmuyor. Evin içinde mi yaşıyorsun? Evet çok memnun oldum. Sen Mansur başkanı çok güzelsin. Bak şurada. Hanımefendi ezildi gidiyor. Çocuklar. Rica gözlerim var kız. Abi tabii ki. Başkanı gitsin, başkan dedi mi? Tabii ki. Tamam, başlıyorum hemen. Hocam, şeker misin?
Yok, ikimize birden diyorlar. Bizi seviyorlarmış. Mansur Başkanım, bizi çok seviyoruz. Sağ olun, evet, gördük. Buyurun. Arkadaşlar, personelim beraber ediyoruz. Gel. Kalabalığa girmeyin. Depremin ilk gününden beri sağlık ekibimiz burada. Araçlarımızla hem tedavilerini yapıp hem de diğer hastanelere sevkinde görev aldık. Allah razı olsun. İlaçlara ihtiyacımız yok. Yani hemen hemen her şeyi tamamlandı her şey. Tamam, çok muayeneleri yapıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda da personelimizin ve bölge halkının ufak tefek sağlık ihtiyacı, birinci sınıf basamak ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çok iyi. Bölgenin en büyük depolu alanı burası. Evet. Başkanım, tırlarla giriyor. Aynı şekilde bütün diğer transit araçlarla çıkış yapıyor. Biraz açılabilir misiniz? Gene zor. Abi şurayı da bak, şurayı da biraz açarsın. Aynı zamanda uzun sürecek. Hem Ramazan boyunca hem Ramazan sonrasında planlıyoruz. Çünkü yardımlar azaldıkça sıkıntı artacak. İlk günkü şey olmuyor. Destek vatandaş gönderiyor ama. Burada bir daha var. Giyim var, hijyenik malzemeler var, çadırlarımız var, bütün malzemeler Yunus Ev tarafından da en büyük üs olarak seçiliyor. Kabul ediyoruz, evet. Başkan merhaba. Evet. Kadınlar ömrü niyetle geçiyor. Ben de daha iyi. Şunlar tamamı yerim. Biliyorsunuz bu illerimizin hemen hemen hepsinde su hatları kirlenmişti ve içilemiyordu. Yine Malatya'da devlet hastanesi çalışamıyordu. Yine Fenişleri tarafından enkaz kaldırma faaliyetlerini hala